Merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün söz verdiğim gibi Clash Royale videosu çekeceğim. Daha doğrusu çekiyorum. Siz bunu izleyeceksiniz zaten şu an. Yani şu an değil de paylaştığım zaman saat 5, 5.30 gibi falan paylaşacağım bunu. Şu an saat 2 gibi. Öncelikle oyunu bilmiyorsanız size kısaca oyunu anlatayım. 3 tane kuleniz var. Bir kral kulesi ve 2 prenses kulesi. Karşı tarafta da aynı şekilde. Karşı tarafın kulelerini yıkmaya çalışıyorsanız, yıkarsanız kazanıyorsunuz. Bu arada ben bu oyunu eskiden de oynuyordum ve bu oyundaki nickim Dumagang değil, Robin Hood. Robin Hood değil bakın, Robin Hood. Başında da 2 tane L var. Ya bu benim ilkokuldan beri oyunlarda kullandığım nickimdi aslında. Dumagang'i son birkaç aydır kullanıyorum. O da Brawl Stars'ta kullanıyorum bir tek. Bir de Among Us'ta kullandım. Oyuna başladıktan kısa bir süre sonra bana en son çıkan karakter mezarlıktı. Mezarlıkla bu desteği yapmıştım. Bu arada bu ikinci hesabım. Diğer hesabımı alamadığım için. Geri alamadığım için diğer hesabıma giremiyorum. Diğer hesabımla dünya sıralamasına girmiştim çünkü iyi bir oyuncuydum ve uzun zamandır da oynamıyorum. Hani ben oyunu bıraktığımdan bu yana hiç bilmediğim kartlar gelmiş oyuna. Mesela bu. İskelet ejderhalar. Bunu bilmiyorum. Bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Bir kere gördüm. Yavru ejderhaya benziyor. 2 tane yavru ejderha gibi. Bugün ani ölüm anında altın etkinliğini beraber tamamlamak istedim sizinle. 7'ye kadar geldim video çok uzun olmasın diye. Son 3 kaldı. Yine her zaman kullandığım bu desteğiyle oynayacağım. Umarım bir tane mağlubiyet almıştım zaten. Tek bir mağlubiyet daha almadım. Umarım kazanırım. Uzun zaman olmuştu ya Clash Royale oynamayalı. En son dün girdim. Dün girip zaten direkt 1000 kupa falan kastım dün. Uzun zamandır oynamıyordum. Acısını çıkardım 1000 kupa kasarak. Yani 2x'te benim destem aşırı ne? Balon olmasaydı ya. Şimdi kasırga neden atmadın? O dondurmayı hainliktir ama bu ya. Al işte bir tane de vurdu. Ben şimdi bu adamı nasıl yeneceğim? Adamın oduncusu dönerse ben oyunu kaybederim. Şunu da at. Ne gelirse atacağım. O buz büyücüsünü tut tut tut. Tuttu. Neyse adam diğer tarafı Allah'tan fark etmedi yoksa kaybetmiştim. Yani sanırım GG. Evet. Şöyle hızlıca desteği de döndürmeye çalışayım alamasam diye ki aldım zaten. Bu arada destem aşırı iş yapıyor. Bütün destelere karşı iş yapıyor. Desteği ben kendim keşfettim. Karşıma sürekli o zamanlar kullanılan bir deste vardı. Elit barbarlar, domuz bincisi, kraliyet devi falan. Ya Barzo bir desteydi. Kesinlikle yenmek çok zordu. Çok sinir ediyordu adamı. Ben de bu desteği keşfettim. Kendim yaptım. Ondan sonra baktım ki bunları eritebiliyorum. Sonra bu desteyle çok uzun süre oynamaya başladım. Destenin profesyoneli falan oldum en son. Yani böyle yapmazsın be. O kasırgayla onu kuleye çekecektim ama beni buna mecbur bıraktın. Hani şövalyem tek başına gidip vurdu ya inanamıyorum ya. Ama şunu yaparsam o kule GG. Senin gece cadın da orada eriyecek. Bakayım bir. O dal kavuk orada büyük çok iyi oldu. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu bu. Yani sen onu tuttun ama yani o dal kavuk iyi. Yani şöyle yaparsam şöyle yaparsam gerek yok. Şunu atacağım. Hiç savunmaya gerek. Zamanlamayı gördün mü? İskeletler düşmeden aldım iskeletleri. İskelet ordusu bana göre değil çünkü ölücü ya.
tek çarpmayla, tomrukla, okla ölüyorlar. O yüzden ya çok hızlı tamamlıyorum oyunları. Hani bu da biraz kötü oluyor sanki. Çünkü video çok kısa olacak. Ya benim destemin bir avantajı var. Her şeyi savunabiliyorum. Bak bir tane daha. Her şeyi savunabiliyorum. Ama o beni savunamaz. Biraz fail attım. Böyle atmamam gerekiyordu. Yani felaket kulesi de atmazsın da bir dondursan bitti senin için. Yani sadece 29 saniye sürdü seni yenmem. Yani bu kadar kolay olmamalıydın. Yani ben çok uzun sürer diye düşünüp 3 tane bırakmıştım. Ama gayet kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde tamamladım. Yani neden bu kadar kolay oldu ki? Bu arada burada kaç tane kutumuz var? Şöyle biraz yukarı çıkayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane de efsanevi 11 sandık var. Ben bunları 19 saat var muhtemelen birazdan uyurum ve uyandığım zaman bitiririm. Eğer bu videoya da 25 like gelirse yarın kutu açma şeyi yaparım. Burada da 4 tane kutu var. Yani oradaki ödüller, buradaki ödüller, artı bir de burası var. 5000 altın var. Buradan jetonu alabiliyorum. Bir tane dev sandık alabiliyorum. Bunları da alırım üstüne. Yarın da böyle bir video paylaşırım. Tabii buna 25 like gelmiş olursa. Evet. Madem bu kadar hızlı bitti ve burada çekilişli savaş var. Ben çekilişli savaş oynayacağım çünkü en sevdiğim savaş modu çekilişli savaştı. Ya kısaca anlatayım. Burada da 4 tane kart seçiyorsunuz. Bilmeyenler için anlatıyorum. 4 tane kart da karşı taraftan alıyorsunuz. Burada kesinlikle yavru ejderhayı almak istiyorum ama Dart Goblin'i çok sevdiğim bir kart. Tabii ki çarpma alacağım. Ve felaket kulesi alsam aldım. Yani adama verdiğim karakterler o kadar güzel ki adam bir dev ya da golem falan aldıysa benim içimden geçer. Ama bana da güzel şeyler vermiş. İki taraflı saldırı yapabilirim. Yani bunu buradan atarım. Bunu buradan atarım. Yani biraz toplayarak oynayacağım. Bunu buradan koyarım. Bunu geriden mi atsam? Aynen, bunu buradan atarım. Oo, bunu beklemiyordum. Şunu koy, şunu çarp. Ya koruyamadım o Dart Goblin'ini ya. Şimdi adamın beklemediği bir yerden adamı alacağım. Şunu da attım mı? Yani oraya varını yoğunu attın beni durdurabilmek için ama bir türlü de durduramadın. Hayır hayır hayır. Ya o şimdi gelecek benim Dart Goblin'imi alacak oradan. İnanamıyorum ya. Pis herif ya. Yani böyle de oynamazsın be. Yani böyle de oynamazsın be. Yani iki ya ooo. Şu işe bak ya. Fail, adam fail oynuyor. Adamın yüzünden ben de fail oynamak zorunda kalıyorum. Yani şunu koyacağım artık. Bunu da buradan atacağım. Yavru ejderhayı tutması çok iyi oldu. Şuna bir çarpma atacağım. Çünkü o kulenin ölmemesi gerekiyor. Bunu buradan as... Ya ben oraya buz golemini atmayı planlıyordum ama bir tane vurur mu? Bir tane vurdu. İki tane vurdu. Ya sen bir git şuradan. Sen... O buzcuyu koruyamadım. Yalnız
O Dark Goblin'ini orada korumam lazım ve zaman geçmeden bir tane atmam lazım. Bunu da koymam lazım. O kule giderse oyunu kaybederim çünkü. Şunu da atacağım. Bütün tuşlara basıyorum şu anda. Aslında ben bunu yenerim ya. Bu tarafı salsam mı? Bunu atsam. Buradan bunu koysam. Evet, buradan bunu koysam. O kuleyi de alırdım yani ben. Yani. Clash Royale oynamayı unutmamışım ya gerçekten. Bu arada 4 tane sandık bölümle şey, sandık şeylerim boştu. Hiç sandık yoktu aşağıda. Ve hiç güzel sandık çıkmadı. Sadece bir tane altın sandık çıktı. O da pek bir işe yaramıyor zaten. Bir el daha gireyim. Çekilişi savaş. Gerçekten. Mesela Havan'la oduncu soruyor. Oduncu alırım ben burada. Aslında burada şokçuları almak daha iyi. Onların ismini unutmuşum, inanamıyorum. Burada da iksir toplayıcısı çok iyi ama adamı biraz sinir etmek istiyorum. Ve tabii ki devi almam çünkü şokçuları aldım. Şokçular devi durdurur. Adamda hem dev hem havan var. Hangisiyle atak yapacağını şey yapamazsa. Bende madenci var. Madenci çok iyi. Madenciyle ufak ufak vurarak oyunu kazanabilirim. Yani çok iyi. Bunu da yapmazsın. Yani bu taktik oyunu hiç bilmeyen birine tutar. Bana değil. Yani madenci. Yani ölücüsün. Fail attın. Sen şu anda havanı fail attın. O havan benim kuleme vurmaz. Yani bu kadar aptal oynamazsın be. Bu kadar aptal da oynamazsın. Yani ciddi misin? Al. Zaten 2x'de oynuyoruz ve sen 2x'de oynamamıza rağmen onu atabiliyor musun oraya? Yani buraya sadece bir tane goblin kulübesi koyup onunla savunacağım. Yani sanırım adamı anladım ben ya. Şuraya bir tane bunu atsam. Yalnız o havan iki taraftan birden yiyorum aslında ben adamı. O şokçular orayı ne ara aldı? Şu an tamamen barzo. Barzo. Bütün tuşlara basacaksın buradan sonra. Çünkü bu adam ölmeyi hak ediyor yani. Ölmeyi. İkinci oduncuyu attım ben oraya ve daha birinci oduncum bile ölmemiş. Bu arada oyunun sesi gerçekten çok fazla geliyor bana. Kulaklık takıyorum. Umarım videoda bu kadar fazla çıkmıyordur. Çünkü hani bunu geri alamam. Düzeltemem bunu. O yüzden evet, iki tane kazandım. Şu ana kadar kaybetmedim herhalde videoda. Gerçekten bir çekiliş modunda bir de kendi destemle olan şeyde çok iyi olduğumu düşünüyorum. Balon alacağım. Mesela X yayı ve havan diyor. Burada ikisi de iş yapmaz ama adama yüksek iksir vermek istediğim için X yayını verdim adama. Adam X yayını atarsa ben de tutarım onu. Burada da aslında kraliyet devini alacağım. Diğeri ya, burada kesinlikle kara prensi alırdım ama adamın da kombosu oldu şimdi. Adam dev goblin arkasına kral şey kara prensi atarsa beni zorlayabilir. Şunu şuradan koysam acaba ne yapar? Yani böyle bir atak da yapmazsın. Böyle bir atak da yapmazsın. Yani ciddi misin? Ciddi misin ya? Ciddi misin? Ya sana inanamıyorum ya. Yani her şeyini attın oraya. Ben arkadan biriktirerek gelirsem hala atmaya devam ediyorsun. Kraliyet devim de döndü.
O gitsin, önemli değil. Hadi tut şimdi. Hadi tut şimdi faillerin babası. Bütün faillerin babası. Şurada bir zehir atayım. Yani savunma gibi bir şansın yok. Şunu da şuraya atarsam. Şunu da şuraya atarsam. Biraz geç attım ama. Şunu tekrar ortadan gönderirsem. Şunu da şuraya yollarsam. Fıçıyı. Yani hiçbir şansın yok. Önüne gelen her şeyi basıyorsun. Onu da fail attın zaten. Yani bunu buraya koyarım. Yavru ejderhayla oradaki her şeyi savunurum. Ama biraz daha hızlı oynasaydım, buz ruhunu atıp onları daha erken durdurabilseydim. Yani orayı alacaksın, tamam al. Ama yani böyle de yapmazsın. Şuraya bir zehir basmak zorunda. Ya al işte ya. Al işte. Oyun gitmek üzere. Neden oyun gitmek üzere? Çünkü adamın bir tane cehennem ejderhası var. Ve cehennem ejderhasıyla tutuyor beni. Daha durmaz ki adam. Yani ben arkadan iksir toplayıp sana bir saldırırsam sen bitiyorsun. Haberin olsun. Yalnız bunu atmam gerekiyor. Hayır be. Hayır. Yani bu da böyle böyle de böyle olmaz yani. Bu kadar da değil. Adam hiç durmadı. Az önce yaptığım şeyi bana yaptı. İnanmıyorum. Bir el daha gireceğim. Bu son olsun. Çünkü oyunu win alarak bitirmek istiyorum. Dev destesi yapacağım. Dev ateş topu. Silah. Bunu alacağım ben. Serseriler iyi iş yapıyor. Barzo bir deste yapacağım. Adam şu an bende elit barbarlar elit barbarlar olduğunu bilmiyor. Zaten bilemez. Çünkü saçmaladım şu an. En son elit barbarlarla ters taraftan bir atak yaparsam bunu çok iyi yenebilirim. Bakalım. Minyon sürüsü vermiş. Yani sen neyine güvenerek bana minyon sürüsü veriyorsun ki? Çok iyi. Yani şöyle bir şey yapsak. Çok iyi. Şunu da şunun önüne koysam. Şuraya da bir ateş topu atsam. Şuraya da bir deprem etkisi yaratsak. Şuna da şunu atsam. Nasıl olur? Bence çok iyi oldu. Yani şimdi ben bu buz goleminin arkasına elit barbarlar atacağım. Ama bu devi destekleyeceğim önce. Adam buradan geleceğimi zannetsin. Bunu da buraya atayım. Galiba iksirim yetmeyecek. Şunu da atmak zorundayım. Çünkü o büyülü okçu. Yani pek istediğim gibi olmadı ama. Onun orada yıkılması çok iyi oldu ama. Adam artık durmayacak. Hani 2x olduğu için. Yani sen öyle yaparsan ben de sana böyle yaparım. Yani pisliğe karşı pislik. Şunu da şuraya attığım zaman senin geride savunma diye bir şeyin kalmıyor. Yani o ona bir tane daha vurur mu? Vurdu. Tamam. Ateş topum var. Ateş topumla alırım orayı. Geriden bir dev atağı yapacağım tekrar. Yani bir kere laf tasını fail atıyorsun, tamam mı? Laf tasını oradan atmazsın. Laf tasını oradan bunu buraya atayım ben. Bununla da şu büyülü okçuyu alayım. Ben en arkadan sürekli dev atacağım. Sürekli dev atacağım. Şunu tekrar şuraya atacağım. Ateş topunu tam şuraya atmam lazım. Evet. Şu
Şu an iksirim yetmezse eğer okule gidecek. Ah be. 79 can, gayet güzel. Adamda herhangi başka bir büyü yoktu sanırım. 31 can kaldı. Sana bir haydut emotuyla oyunu bitiriyorum. Tabii sinirlenirsin. Evet, Robin Hood. Oyunu yaklaşık 6-7 win artı bir mağlubiyetle sonlandırıyorum. İzlediyseniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada Clash Royale videolarının devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 25 like atarsınız. Çünkü Clash Royale videoları gelirse eğer her sabah Brawl Stars, akşam da Clash Royale olarak devam edeceğiz. Bir de eğer izlenmeler artmaya devam ederse sabah, öğlen, akşam olmak üzere bir de Among Us. Yani 3 günde 3 oyun, 3 video atmayı planlıyorum. Ama beni desteklemenizi istiyorum. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.